Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz okay point haqida gaplashib o'tamiz. Okay point. Okay point nima degani? Okay point bu okay nuqta degani. Ya'ni biz bilamiz, istalgan sohada, xoh bu biznes bo'lsin, xoh bu sport bo'lsin, xoh bu qanaqadir soha bo'lsin, hammada ma'lum bir chegara bo'ladi, ya'ni ma'lum bir nuqta bo'ladi. O'sha nuqtadan keyin o'sish juda qiyin bo'ladi yoki o'sirmay qoladi. Bu okay point deyiladi. Okay point nima? Hozir bitta diagramma chizamiz. Kichkina diagramma chizamiz. Xo'p, mana bu tepasini natija deb olaylik. Tepasini natija deb olaylik, pastini vaqt deb olaylik. Vaqt. Ya'ni natija va vaqt. Bu tomon natija, bu tomon esa vaqt. Biz bilamiz, istalgan sohani boshlashda boshida tezlik juda yaxshi bo'ladi. Masalan, siz masalan raqam shug'ullanishni boshladingiz. Mana bu yerdan raqam shug'ullanishni boshladingiz va o'sish jarayoni boshlasiz, hal tez bo'ladi. Siz o'sasiz, keyin mana bu yerda okay point boshlanadi. Ya'ni shunaqa nuqtaga kelib qolasiz, u vaqtda o'sish qiyin bo'ladi va vaqt o'tadi, siz shug'ullanasiz. Vaqt o'tadi, shug'ullanasiz, lekin natija bo'lmaydi. Ya'ni vaqt o'tadi, natija bo'lmaydi. Mana bu nuqta okay point deyiladi. Okay point. Ya'ni siz masalan raqam yollashni boshladingiz. Masalan 2 oydan beri raqam yollayapsiz. Boshida 2 oyda natijangiz 200 ta raqamga chiqdi yoki 160 ta. 2 oyda 200 ta raqam yollayapsiz va raqam yollash jarayonida masalan boshidagi jarayon, masalan jarayon tez o'tdi va shunaqa jarayonga kelib qolasiz. Mana bu 200 tadan keyin o'sish juda qiyin bo'ladi. Ya'ni 200 tadan o'sish qiyin bo'ladi. Nima uchun? Mana bu okay point sababli. Ya'ni shunaqa nuqtaga kelib qolasiz va o'sish jarayonida siz, ya'ni vaqt o'tadi, shug'ullanasiz, natija bo'lmayapti. Xo'p, masalan, IELTS ham shunaqa, boshida masalan hello, hi'ni o'rganasiz. Hello, hi'ni o'rganasiz va shuna boshida o'rganish, ya'ni o'zlashtirish yaxshi bo'ladi. Keyinchalik IELTS bilan shug'ullanaverasiz, natija bo'lmaydi. O'sha narsa okay point deyiladi. Keyin okay platform degan narsa ham bor. Okay platform, ya'ni siz shug'ullanyapsiz, natija bo'lmayapti. Vaqt o'tyapti, mashq qilyapsiz, lekin natija bo'lmayapti. Bu okay platform deyiladi. Okay platform, ya'ni jarayon. Jarayon bu nima deyilar ekan? Okay platform deyilar ekan. Xo'p, endi bunga misollarni ko'ramiz. Masalan, IELTS misolida kelsak, IELTS misoli. Xo'p, siz masalan IELTS'da 5 olishingiz uchun, misol uchun IELTS'dan 5 olishingiz uchun masalan kuniga 6-8 soat shug'ullansangiz, IELTS 5 olish uchun o'rtacha 1 yil ketadi. 1 yil. Ya'ni 5 balni olish uchun 1 yil ketyapti. 5 balni olish uchun IELTS 8 olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni IELTS 8 yoki 8.5 deylik, IELTS 8.5 olish uchun masalan o'rtacha masalan natijangiz 5 bo'lsa, birinchi natijangiz 5 bo'lsa, 8.5 olish uchun yana 2 yil shug'ullanishingiz kerak. 2 yil bu qanaqa non-stop degani, ya'ni har kun, juma ham, yakshanba ham har kun 6-8 soat shug'ullansangiz, 3 yilda 8.5 olar ekansiz. 3 yilda, ya'ni 5 natijangiz bor, siz fundamental nimalarni ingliz tilida fundamental bilimlar bor va 2 yilda siz 8.5 olasiz. Va IELTS 9 da qancha vaqt ketadi? Ya'ni IELTS 8.5 dan 9 ga chiqishdi. Masalan, siz bu yerda arifmetik progressiya qilishingiz mumkin. Masalan, men deysiz, IELTS 5 olish uchun 1 yilim ketdi. Ya'ni 1 yil ketdi, 1 yilda nima oldim? 5 oldim. IELTS 5 oldim. Xo'p, yana 1 yil o'tsa,
1 yıl ölçse 9 olamandayız. Yani 2 yılda 9 olamandayız. Yani aritmetik progresiya bilan hisoblaysiz. Aslında natija bunaqa bo'lmaydi. Çünkü okay point degan tushuncha bu. Yani siz to'xtab qolasiz. Ma'lum bir jarayon keladi, siz to'xtab qolasiz. Bu en qizig'i okay point har kimda har xil bo'ladi. Bizi bunun içindeki çukurroq kirishga harakat qilamiz. Xo'p, yani 1 yil o'tdi, 5 oldingiz. Yani 5'den yana 3.5 bal uchun 3.5 bal uchun yana 2 yil harakat qilasiz. 2 yil 5 bal uchun 1 yil harakat qildingiz. 3.5 bal uchun 3.5 bal uchun 2 yil harakat qildingiz. 2 yil. Endi 8.5 dan 9 olish uchun yarim bal uchun, ya'ni bu overallda hisoblaymiz biz. Yarim bal uchun qancha vaqt ketadi? Qancha vaqt ketadi? O'rtacha 5x vaqt ketadi. Mana bu vaqtdan 5x, ya'ni 10 yilgacha vaqt ketib qolishi mumkin. Ya'ni biz bilamiz, 8.5 IELTS olganlar ma'lum bir darajada bor. Hozirda ma'lum bir darajada bor. 500 ta 1000 ta bor deb talaba. Lekin IELTS 9 olganlar bu 5-10 tani tashkilladi. Tashkil etdi. Ya'ni qo'l bilan sanaydigan. Çünkü mana bu yerda yarim bal uchun 10 yil ketadi o'rtacha. Ba'zilarda tezroq bo'lishi ham mumkin. Har kimda har xil. Çünkü IELTS 9 olganlar juda kam. Nima uchun kam? Çünkü bizning miyamizda nimalar bor, chegaralar bor. Bu haqida ham gaplashib o'tamiz. Ya'ni 9 olish uchun okay platform degan narsa bor. Vaqt o'tadi, natija bo'lmaydi. Vaqt o'tadi, natija bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki 8.5 bilan 9'ni farkı değerli bir xil. Değerli bir xil. Miya deydi, ha o'sha senin speaking'in yaxshi, writing'da o'zgina nima bo'lishi mumkin, lekin değerli bir xil. İkkalasi ham yaxshi biladi ingliz tilini, yaxshi gapiradi, yaxshi tushunadi. Shuni miya tushunmaydi, ya'ni default mode network buni tushunmaydi. İkkalasi ham bir xil natija-ku deydi. Shuning uchun mana bu yarim bal uchun odamlar 10 yilgacha umrini sarflar ekan. Ya'ni siz hozir bu yerda okay point'ni tushunsangiz, okay point'ni tushunish jarayonida qanaqadir natijaga erishish yaxshi bo'ladi. Ya'ni hammada bor, bu istalgan sohada buni qo'llasangiz bo'ladi. Masalan, Usain Bolt'ni olsa. Ya'ni Usain Bolt bu sprinter, ya'ni yuguruvchi, jahon chempioni. Masalan, Usain Bolt 100 metrini 9.58 mil, yani 9 sekund 58 milisekundda bosib o'tgan. Ya'ni 100 metrini shuncha daqiqada bosib o'tgan. Ikkinchi o'rin qanaqadir inson 9 sekundi 63 milisekund. Ya'ni bularni orasidagi farq atigi 5 milisekund bo'ladi. Bularni orasidagi farq 5 millisekund. 5 millisekund. Siz aytishingiz mumkin 5 millisekund bu ya bitta ko'zingizni yopib o'shingiz ham shu vaqtni bo'ladi. Ya'ni bu yerda juda uzun vaqt emas, 1 sekund emas, yarim sekund emas, 5 millisekund. Bu 1 sekundning 20dan 1 deganida shu darajadagi tez vaqt. Ya'ni ikinci o'rin bilan birinci o'rinning farqi shuncha. Siz aytishingiz mumkin, biroz shug'ullansa o'tib ketishi mumkin deyishingiz mumkin, lekin unaqa emas. Aritmetik progressiya bu yerda ishlamaydi. Ya'ni bu uchun yillab vaqt ketadi. Usain Bolt'da gap bor. Ya'ni 9, ya'ni 10 sekunddan 9 sekundga o'tish uchun, yoki 11dan 10 sekundga o'tish uchun 4 yil vaqtim ketgan deydi. 4 yil kechki payt, ya'ni sahar turib yugurganman dedi. Yugurishni yoqtirganim uchun emas, natijaga erishishim uchun dedi. Ya'ni okay point bor, shug'ullanasiz natija bo'lmaydi. Shug'ullanasiz natija bo'lmaydi. Lekin natija bo'lmayotgandek tuyuladi, aslida miyada jarayon bo'ladi. Yoki boshqa bir misol qilamiz. Boshqa bir misol qilamiz. Masalan, biron bir tanishingiz bor. Oyiga 10.000, 15.000 dollar 15.000 topadı dolarda. Oyga 10.000 15.000 topadı
Ve o topuş jarında 20 yıldan beri şu pulunu topadı. 20 yıldan beri bir kıl standart şu pulunu topadı. Yani ösmegen de siz ayetişim mümkün ösmegen. Çünkü okey point de bugün bu. Okey platforma jarında şuna kadar jarayon böyle de siz ösüşüske ehtiyoç mümkünde. Şunun için ösmeyiz. Yani tökçülük boşlandı. 10-15 bin topadı 20 yıldan beri. Nima uchun? Çünkü onun ehtiyoçları kondurilgan. Okey point de bugün. Yani okey point degani şu shunaqa nuqta. Shunaqa nuqtaga kelib qoladi va natijaga erishish juda qiyin bo'ladi. Ya'ni o'zini nimasida bo'ladi? Nuqtasida shu manga yetadi deydi. 10 ming, 15 ming, ya'ni bu nimaga o'smagan? Chunki mana bu nuqtada bo'lgan. Shuning uchun o'smagan. 20 yildan bir 20 yildan beri bir xil natijada. Bu shu okey point deyiladi. Yoki yana bir boshqa misol. Masalan, raqam yodlashni deylik. Masalan, raqam yodlash boya aytib o'tganimizdek, 2 oyda siz 200 ta raqam yodladingiz. 2 oyda 200 ta raqam yodladingiz bo'shda. Natijalar yaxshi ketyapti, chunki bo'shda o'sish yaxshi bo'ladi. Yaxshi ketyapti. Siz deysiz, masalan, Andrey Muzi degan jahon chempioni bor, raqam yodlashda 630 ta mi qancha raqam yodlagan jahon rekordida. Mesela o 5 yıldan beri şugurlanadı ve onun neticesi 600'te değil. 600'te, 5 dakikada. Siz 2 oyda 200'te rakam yolladınız. Siz siz mümkün ne deyiz? Ben yarım yıldan keyin deyiz. Yarım yıldan keyin deyiz. Andrey'den ötüp ketemem deyiz. Andrey Muzi'den ötüp ketemem deyiz. Yani arifmetik soplayız. Yarım, yani 6 oyda ben 600'te bölemem. Yarım yıldan keyin ben ondan ötüp ketemem deyiz. Aslında siz 5 yıl ötüp ham 5 yıl ötüp ham bu neticeye eriş olmazlığınız mümkün. 5 yıl ötü, lakin siz haliyem kanakada 400 ta rakamda hop ketgansiz. Okey platforma bu yerde ösüş gerek, yani ösüş jarayonu boşlanandı. Siz mana bu noktada bölesiz. Olsa okurda bu noktada kutuluş hakkında ham gaplaşıp ötemiz. Siz mana bu noktada bölesiz. Bu narsalar nimadan gelip çıkadı? Yani bu narsalar miyamızda çekaralardan gelip çıkadı. Yani miyamızda kanakadır çekaralar bu. Şu çekaralar içinde hop ketkanımız. Mesela benim videolarımda körgen böyleseyiz, miya hakkında uca düşünmen bölüşürüz kere. Miya uçlu kısımdan ibora böyledi. Sonra uçlu kısımdan ibora böyledi. Birincisi reptil miya. Reptil miya. İkincisi limbik dizimdeydi. Ve üçüncüsü neokorteks. Yani bu canlıların miyemiz çekerisinden de yapmış. Bu numara dediğini miyemiz çekerileri. Biz bir tanemiz Maslow piramidesi var. Yani adamın ihtiyaçlarını anıklayan. Mesela birinci ihtiyaç. Birinci ihtiyaç delik mesela okat. Okat büsün. Kim büsün. Kim büsün. Uy büsün. Uy besin. Ki ikinci ihtiyacımız bu. Mesela siz birbirlerimiz Özbekistan'da yaşadıklarında mesela kanakta uyuz besin, kiyimiz besin, yani okatiz besin, yani korniz tök besin, kiyimiz besin, uyuz besin, siz uşi ikinci etapı çıkarsınız. İkinci etap. İkinci etap şuna kadar etap ki, yani ikinci etap bu tökçülük etabı. Tökçülük. Tökçülük etabı bu cüddü yomon. Yani siz hareket kılmayız bu etaptan ki. Okey point kirip kolas, şunlaka noktaya kirip kolas. Hareket kılışını koklamayız. Ne için? Çünkü miyamızda çekerler bu. İssik uyudan çıkınız kemedi. Mesela ne var demek ki? Mesela tökçülük bu Özbekistan'da 5000 dolar geten. Siz oyga 5000 dolar topsayız. Özbekistan'da şikarını yaşasınız. Cüddü yakışı yaşasınız. Tam okatiz böse, kimiz böse, uyuz böse kanakta arayında tölemezseniz sof 5000 topsayız ben malol yaşayız. Ben malol yani tökçülük etibi de bölesiz. Yani birinci ihtiyaç kondurulgan reptil yani birinci ihtiyaç kondurulgan ve 5000 top yapsız ikinci ihtiyaçtan kondurulgan. Kim miye koklamaydı özünü kıynaşını çünkü issiq uyda türüpsiz pul keli yaptı yani, tam Bugatti olmazsız lakin yakşı yaşayız. Cüddü yakşı yaşayırsınız. Bu 5000 dolarga teng Özbekistan'da.
Özbekistan'da 5000 topsiz, yaxşı yaşaysınız, juda yaxşı yaşaysınız ve bu yerde miye hareket kılışını koklamaydı. Yani şuna kadar zona bölüldü, yani siz tökçülüktesiz. Hiç nasıl kılışınız gerekmez, mesela sayıqat kımokçı bölüseyizden polis bol, kana kadar moşuna olmokçı bölüseyizden polis bol. Hareket kılışını koklamaysınız. Tam 99% odam şuna kadar. Ne için buna kadar yapmam? Filip Bagacho degan inson bor. Filip Bagacho. Bu haqda juda zo'r misol berilgan. Ya'ni Filip Bagacho. Filip Bagacho. Kitobida shunaqa yozilgan. Ya'ni siz dedi misol uchun, ya'ni bu misol hisoblanadi. Misol uchun uyiz bor dedi. Mesela tasavvur kılın dedi, köçü soğuk dedi. Tam kor yok yaptı, korlar yok yaptı, köçü soğuk. Köçü soğuk, kor yok yaptı, siz uyuzda ıslık peçkeni oldu, ötürüpsi dedi. Mesela uyuzda ıslık peçkeni oldu da, ıslık çoyunu içip ötürüpsi uyuzda. Taşkargi çıkış, taşkargi çıkış, yani soğuklu çıkış, hemen hem kılıdan kemaydı. Mesela kimdir uyu götürüp açışı mümkün dedi, anı gelik oldu dedi, ben gelik oluşum kerak dedi. Yani onli aytadı bunu, onli bilan aytadı. Ama default tizimi bunu düşünmedi. Yani default tizimiga u ta'sir qilmaydi, dedi. İssi uyumda yok tutman ki, 5 milyon top yapman, nimaga kerak menga dedi, gelik dedi. Ne ötüremez şu joyumga dedi. Ötürdükten joyga ötüreverdi. Yani bazılar bu, yo dedi, ben biznes qilishim kerak dedi, amal da öyle dedi. Biznes kılışım gerek dedi. Yani bu kitabı da şuna kadar yaptı. Biznes kılışım gerek dedi. Köşeye çıkadı. Soğuktu. Soğuktu. Köşeye çıkadı. Kana kadar ormanga boradı. Ormanga boradı. Ormanda boradı. Ormanda orman ne anlattıktan ne boradı. Ormanda ölüşen mümkün. Yani biznesi kuyuşen mümkün. Kana kadar biznes kılaman da yaptı. Ormanga boru yaptı. Dösüden pul oladı. Yok ki kredi doladı. Okladı bukladı. Kıskası biznes kılmakçı böyle de. Yani pul işlemakçı böyle de. Ormanga boradı. Ormanda yani biznesi kuyuşan mümkün. Kanakadır neticeye erişen mümkün. Ormanda daraklar boradaydı. Mesela meyveli darak bor. Ormanda meyveli darak boradaydı. Mesela uyudan çıktı. Kanakadır yürüdü, uyakka yürüdü. Mesela birlikte numaralarını oğladı, oğladı, oğladı. Okurdu. Kanakadır darakını toptu. Olmalı darak. Ormanlı darağın toptu dedi. Ormanlı darağ bu Özbekistan'da bayağı ait bir ötkönümde 5000 dolarga teng. 5000 dolarga teng. Bu darağın toptu dedi. 99% insan ana şu darağda kaladı dedi. 99% insan. Yani 99% insan şu benim okey pointim, yani okey noktada kaladı. Okey nokta dedi. Yani şu şunda kaladı. Yani uyuyakı hareket kılmaydı çünkü ben malol yaxşı yaşa yaptı. Onu gerekmez. Özünü kıynayıp kana kadar yana pul topşi. 99% insan şu derecede kolaydı. Kana kadar Bromber biznes kıladı. Sof foyda 5000 kelip turadı. Her oy. Onu yetedi şu. Şunu kolaydı dedi. Ve bir foyuz insanlar bir foyuz insanlar ya o dedi ben bundan hem yaxşı gelişim gerekti. Bir foyuz insanlar ve onlar kıdıradı, 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 ikinci darağını topladı, üçüncü darağını topladı, kanakadır filiallar oluşadı ve bu 5000, 50000, 500000, 5 milyonu boradı dedi. Yani neticeler ötüşünü boşaladı dedi. Yani onlar ne bakılarken? Özgü kıyınçlikini tuğdurarken. Hop. Şimdi okey point'dan kutuluş hakkı da yapmış. Okey point'dan kutuluş. Okey point'dan kutuluş kanaka bölüldü. Okey point özü nima? Okey point bu siz biladigan bizning comfort zonamız. Comfort zona. Comfort zona. Comfort zonamız. Comfort zona her kimde her xil bölüldü. Köpünce bayağı aytib ötkenimizde bu 5000 dolar bölsün. 5000 dolar bölsün. Yok ki de kimdir konfor zonası küçük bölüşü mümkün. Mesela 1000 dolar.
1000 dolar. Her kimning comfort zonasi har xil bo'ladi. Okay pointni har xil bo'lgandi. Har xil bo'ladi. Xo'p, bunda qutulish jarayoni qanday bo'ladi? Comfort zonada. Comfort zonada siz o'zingizga noqulaylik tug'dirasiz. Noqulaylik. Masalan, noqulaylik tug'dirasiz, masalan, ikkinchi olmani qidirishga chiqasiz. İkinci olmanı kıdırışka çıkarız. Bu ayı genelde misalga nispeten. İkinci olmanı kıdırışka çıkarız. Bu kanda böyle de. Mesela İngiliz dilini yoklayarız. İngiliz dili. İngiliz dili hamısı yakışamasın. Speaking'iz küçülü. Yani speaking küçülüymez, küçülüz. Kogan uçlu nema yakışı. Listening, reading, writing yakışı. Peki speaking küçülüz sizde. Ustozga borarız. Ustoz ayet yaptı. Bordaydı. Kitap okuyordu. Kitap okuyorsun. Bana şu kitabını okusun. Kitap speaking'in yakışı böyle de dedi. Kitabını okuyup telaffuz kıldı. Siz böyle yapsın. Kitabını okuyup telaffuz kılıyorsun. Telaffuz kılıyorsun. Yani ne kılıyorsun? Özge kıyınçilik doğduruyorsun. Kıyınçilik. Telaffuz kılıçta ne kamçilik böyle de. Yani mesela Ruslar K'nin K deydi. Yani K de yokmaydı. K'nin K deydi. Kanday demeydi. Kanday deydi. Talaffuzni yaxshilash uchun siz yana qiyinchilik tug'dirasiz. Masalan, Najod Nurakani yong'oq mashqlari bor. Juda zo'r mash. Yong'oq spesial yong'oq bo'ladi, ya'ni o'tkir bo'lmaydi. Shuni qilasiz va u bilan talaffuz qilishni boshlaysiz. Talaffuz qilishni boshlaysiz. Talaffuz qilish jarayonida sizda qiyinchilik bo'ladi, ya'ni yong'oq bo'lganligi uchun qiyinchilik bo'ladi. Yong'oqni osangiz, keyin yaxshi gapirishni boshlaysiz. Nima qildingiz? Siz komfort zonadan chiqdingiz, yong'oq mashqini qildingiz. Nima uchun speaking yaxshi bo'lishi uchun qildingiz? Ya'ni nima qilasiz? O'zingizni qiynayapsiz. Yoki boshqa bir misol. Boshqa bir misol. Masalan, biz bilamiz, sportmenlar udarini tez qilish uchun gantel bilan ishlaydi. Ya'ni kichkina gantellarni oladi, 2 kilolik yoki 5 kilolik gantelni oladi, o'tadi. Og'irini qilib bo'lmaydi, chunki naborot u batir qilishi mumkin og'iri. U olyapti, udarini tekshiryapti. Ya'ni udarini tez qilmoqchi. Nima uchun? Qiyinchilik tug'diryapti. Qiyinchilik tug'dirish uchun udarini nima qilyapti? Ya'ni udarga qiyinchilik beryapti. Keyin gantelsiz qilsa, udar nima bo'ladi? Tez bo'ladi. Ya'ni komfort zonadan chiqish uchun nima qilish kerak ekan? Qiyinchilik tug'dirish kerak ekan. Qiyinchilikni tug'dirasiz va ya'ni uyg'otasiz. Keyin natijaga erishishni boshlaysiz. Yoki boshqa bir misol. Masalan, siz mushaklarni kattaytirmoqchisiz. Masalan, 10 kiloni ko'taryapsiz. Ikkita qo'lingizda 20 kilo. Ikkita qo'lingizda 20 kiloni ko'taryapsiz. Siz agar 20 kiloni 3 yil 20 kilo bilan shug'ullansangiz, qo'lingizda, ya'ni deyarli natija bo'lmaydi. Natija bo'lish uchun, ya'ni bu nima 20 kilo nima degani 5000 dollarga o'xshaydi. Qo'lingizda deyarli natija bo'lmaydi. 10 kiloni ko'tarasiz. Ya'ni siz uni ortirmadingiz-da, o'ziga qiyinchilik tug'dirmadingiz. 10 kilo siz uchun qulay. Agar siz uni 12 kilo, 15 kiloni qilishni boshlaysiz, mushaklaringiz kattayishni boshlaydi. Ya'ni nima qilyapsiz? Qiyinchilik tug'diryapsiz. Uyg'otyapsiz. Uyg'otyapsiz va komfort zonadan chiqyapsiz. Yo'qida raqam misolida qilyapmiz. Siz masalan major sistemasini tuzdingiz, raqam yodlayapsiz. Raqam masalan 10 sekundda nima qilyapsiz? 10 sekundda ikkita obraz bilan nima? 4ta raqam yodlayapsiz. Ya'ni 10 sekundda ikkita obrazni bog'lab, lokatsiyaga qo'yib, eslab qolyapsiz. Ikkita obrazni. Shuni 10 sekund, ya'ni natijangiz 200 ta. 200 ta deylik. 10 sekund, natijangiz 200 ta. Yoki aslida 200 ta bo'lmaydi, masalan 4 ta bo'lsa-ga 28 ni 5 ga ko'paytirsak, ya'ni 5 daqiqada siz 140 ta raqam yodlayapsiz. Agar siz 10 sekundda 4 ta raqam yodlayotgan bo'lsangiz, 5 daqiqada 140 ta bo'ladi.
140 da bölədi və siz 140-dan aşırmaqçısınız. Yəni comfort zona, okay pointdən çıxmaqçısınız. Onun üçün siz 10 sekundə 8 sekund qılışınız kerak. 8 sekundə iki də obrazını bağla olursunuz kerak. Siz 400-ə aytasınız, bron kişini olub 400-ə gətirəsiz. Hər 8 sekundə kəngisi deyəsən deyirsiz. Yəni 8 sekundə bağlay olsayız da, bağlay olmasayız da, bağlaşka hareket kılarız. 8 sekunde 2 obrazını bağlayız, lakasyaya koyarız. O kengisi dedi mi? Kengisi götürürüz. Şuna kılıp kengisi dedi. Boşuna esizden çıkadı. Karakadır kıyınçilik böyledi. Çünkü siz konfor zonadan çıkmak istiyorsunuz. Kıyınçilik böyledi. Kıl olmayasınız, esizden çıkıp koladı. Kıyınçilik bana bu 8 sekunde örgünüşüne başlayız. Kendiyiz, dostum deyiz. 6 sekunde düşürürüz bunu deyiz. 6 sekunde juda qiyin bo'ladi. Harakat qilasiz, harakat qilasiz, harakat qilasiz va natijaga erishasiz. Nima qilasiz? Komfort zonadan maqsad nima ekan? Qiyinchilik ekan. Qiyinchilik. Qiyinchilik. Har xil. Masalan, moliyaviy jihatdan deyarli cheksizlik bor. Ya'ni ancha qarasiga ancha, masalan, bir kishidan 100 barobar ko'p pul topishingiz mumkin. Lekin jismoniy jihatdan 100 barobar kuchli bo'la olmaysiz. 100 barobar kuchli bo'lishning iloji yo'q. Nima uchun? Masalan, men 100 kiloni ko'tarsam, mendan 100 barobar kuchli bo'la olmaydi hech kim. 100 barobar 1 tonnani ko'tara olmaydi yoki 10 tonnani ko'tara olmaydi. Jismoniyda jismoniy quvvatda chegara bo'ladi. Lekin moliyaviyda deyarli cheksizlik bor. Deyarli ancha pul topishingiz mumkin, lekin milliard topolmaysiz. Milliard topish uchun albatta omad kerak. Teng bo'lib O'zbekiston bozorida milliard topish juda qiyin. Yoki boshqa bir misol. Masalan, ba'zi bir narsalar bor, o'rganilib bo'lmaydi-da. Siz aytishingiz mumkin, men xohlagan narsani o'rganaman. Masalan, 3-chi etajdan tashlab sog' qolishingiz mumkin, lekin bir xil yura olmaysiz. Yoki siz 10-chi etajdan tashlab tashlashni o'rganolmaysiz-da. Shunda tashlab yaxshi yurishni o'rganolmaysiz. Çünkü organizm bardosh bera olmadı. Yani çekereler bu. Lekin köpçilik öşe çekerası geçe bor olmadı. Çekerası geçe bor olmadı. Şunun için konfor zonadan çıkış çekereleri hem bor. Şunu inovatka oluş kerek. Ve konfor zonadan çıkış kerek. Yani noklaylık tuğduraz. Uyğutaz. Ki konfor zonadan çıkaraz. Bu okey nokta edin. Okey nokta. Yoki nima bor? Metronom degan narsa bor. Metronom. Raqam yodlashga kerak bo'ladi. Masalan, qo'ysangiz agar har 8 sekundda bitta tiq etadi. Keyin boshqasiga o'tasiz. Ya'ni do'stingiz kerak bo'lmaydi. Har 8 sekundda tiq etadi, yana boshqasiga o'tasiz. Metronomdan foydalansangiz bo'ladi, komfort zonadan chiqish uchun. Raqam bo'yicha bu hamma sohada qo'llasangiz bo'ladi bu narsa. Hammada okay point, okay nuqta degan joyi bor. Bundan çıkışının yolu nima ekan? Komfort zonadan çıkış. Komfort zonadan çıkışının yolu noqlaylikni uyg'otish. Qiynalayapsan, demak yuksalyapsan dedi. Seni öldürmeye degan narsalar seni kuchaytiradi dedi. Bu şu narsalarga misol qilib aytsak bo'lar ekan. Bu okay point edi. Ya'ni bunu tushunib olsangiz yaxshi, tushunib olsangiz keyinchalik bu borada sizda qiyinchilik bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'lmaydi. Bu boya ayl 8.5 bilan 9 bir xil degani ya'ni miya tushunmaydi-da. Miya tushunmaydi. Dedi 8.5 bilan 9 shuning uchun ko'pchilik ola olmaydi-da mana bu natijani. Chunki mana bu yerda yana qiyinchilik tug'dirish kerak bo'ladi. U qiyinchilikni uyg'otish uchun ancha vaqt, ya'ni vaqtdan talab qiladi. Nima ham vaqtam, energiya ham kuchan talab qiladi-da. Ya'ni natijasizlikka o'rganish kerak-da. Masalan, natijasizlikka o'rganish kerak. Va bir kun keladi. Mana bu okay pointda mana bu yerda ma'lum bir jarayon bo'ladi-da okay pointda. Ma'lum bir jarayon bo'ladi. Bir kun keladi, pax o'sib ketasiz. Mana bu jarayondan chiqib ketasiz. Okay pointdan chiqib ketasiz va natijaga erishishni boshlaysiz. Ya'ni sezilmaydi sizda masalan 350 ta farq etib birdan nima bo'lib ketadi? Oshib ketadi. Ya'ni miyada jarayon bo'ladi-da. Birdan ingliz tili bilan gaplashib ketasiz. Birdan bizneslaringiz o'xshab ketadi.
Bu okay point dedi. Okay nokta. Keyingi derslerde via negatifi, negatif bilimler hakkında gapirishimiz. Tamam mı? Sog bo'ling, o'n bo'ling vaqtni qadriga yeting.